Merhabalar, merhabalar. Bu haftalık vlog işini de daha 3. haftadan bozdum resmen. Hiç böyle doğru düzgün vlog çekemedim bu hafta. Yani etrafta neler oluyor, neler bitiyor gibi. O yüzden haftalık bir özet gibi bu sefer paylaşayım istedim. Çok yoğun bir haftaydı benim için. 40 çarşamba bir araya geldi açıkçası. Vazgeçmeler oluyor. Yani resmen çalışkan bir insan gibi bir şeyim birkaç haftadır. Bu kadar normal bir insan gibi çalışmaya ayırdığım vakit çoğaldı ki neredeyse az kitap okumaya başladım. Yani benim hayatım adına ya yani bir hayatım olması adına harika bir haber. Uzun zamandır okuduğum böyle bitmesin diye kısa kısa okuduğum, az sayfalar okuduğum iki kitabı tamamladım nihayet bu hafta ve iki başka kitap daha bitirdim. Kay Tempest'ın neredeyse bir aydır böyle hep az az okuduğum, 3 sayfa 5 sayfa okuduğum Bağlar Üzerine adlı bu kitabı gerçekten muhteşem burada. Her şeyle muhteşem bu. Ona göre yayınlarından çıkmış, hiç ben daha önce bilmiyordum bu yayınlarını ama yani muazzam bir çeviriyle harika bir metin gerçekten. Mina Çakmak Türkçeleştirmiş ve gerçekten uzun zamandır okuduğum en başarılı çevirilerden biri. Kurgu dışı bir metin. Kay Tempest'in böyle günümüz dünyasına ait gözlemleri, işte davranış biçimleri ve sosyolojik bir takım tespitleri üzerine kurulu ve çok tatlı, böyle nefes aldıran bir sürü başka konuya, temaya biraz kendi hayatıyla da bağlar kurarak ve hayatta kurduğumuz bağların da üzerine mercek tutarak ele alan çok tatlı bir kitap. Ne böyle arka kapağında da tatlı bir çizim var. İçinde bir sürü not aldım. Bayılarak okudum. Bu kitabı da yani bir bakmanızı öneririm gerçekten. Ve uzun zamandır hep parça parça okuyup bitirmemeye çalıştım. Fran Lebowitz kitabımı da bitirdim. Fran Lebowitz hayattaki kahramanlarımdan biri, gerçekten yani bayılıyorum kendisine. Ben de sadece Reader kitabı vardı ve o da yani muazzam bir kitap. Kendisinin işte zaman zaman çeşitli dergilere, gazetelere, oraya buraya yazdığı yazıların toplamaları ve başka yeni birkaç yazının da iç içe geçtiği. Bu da 3 ayrı kitabının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir kitap. Düşbaz yayınlarından çıkmıştı bizde de bir iki ay önce. Yani çok büyük keyifle okudum. Kahkahalar içinde okudum. Yani çok eğleniyorum, çok seviyorum Fran Lebowitz'in dünyaya bakma şeklini. Aynı zamanda Netflix'te Martin Scorsese imzaladığı bir belgesel serisi var kendisiyle. Scorsese'nin buluşmaları üzerine kurulu 7 bölümlük bir harika bir dizi. Onu da belki bir iki yıl önce izlemişsinizdir. Eğer izlemediyseniz ona da bakmanızı, bu kitaba da bakmanızı öneriyorum. Yani canlı gönülden bu kadınla tanışmak zorundasınız eğer hiçbir fikriniz yoksa. Ellen Wright'ın Toplantı adlı kitabı. Bu Booker Book Club kapsamında okuduğumuz kitabımızdı. Ben epey sevdim. Sevmeyenlere de bol bir kitap. Ama bunun kendine ait zaten bir videosu olduğu için kanalda, canlı yayın videosunu kaydettiğim için 55 dakikalık falan bu kitabı didik didik ettiğimiz bir video var zaten. Oraya bakabilirsiniz. 2007'de Man Booker ödülünün sahibi olmuş bir kitaptı. Bunu da hakkıyla kazanmış gerçekten. Nisan ayı kitabını da göstereyim bu arada. Ne Nisan ayı? Aa, ben neler diyorum Allah aşkına. Mart ayı kitabımız tabii ki. İçinde bulunduğumuz ayda Aç Yolu okuyacağız Ben Okri'nin. Aç Yolu okuyacağız ve 26 Mart'ta da toplantısını yapacağız yine YouTube'dan canlı yayın üzerinden. Bu biraz kalınca bir kitap ama hani şimdiden alıp okumaya başlayabilirsiniz. Ay sonuna kadar bitirirsiniz rahatlıkla diye tahmin ediyorum. 550 sayfa filan işte. Ve bu haftanın son kitabı da bir yerli yazara ait. Günay Çetao Kızılırmak'ın öykü kitabı, iletişimden çıkmış olan Köstebek Yolları. Bunu da bana Caner önermişti. Caner Özyurtlumuz. Demişti ki bak ilginç bence biraz. Bir baksana ne düşüneceksin falan diye. Gerçekten çok sevdim dilini, öykülerini. Böyle kaç öykü var? 10 öykü falan var yanılmıyorsam içinde. Ve yani her biri de çok tatlı. Kitabı adını veren öyküyü de çok sevdim. Bir iki başka öyküyü de özellikle çok sevdim. Hatta onları da söyleyeyim. Evi çok sevdim mesela. Sigarayı sevdim falan. Çok tatlı. Yani böyle yerli öykücülerimizin kitaplarını okumaya, onlara yetişmeye çalışıyorum elimden geldiğince ama artık yani ne kadar olursa gibi. Böylelikle Şubat ayı özeti de olmuş oldu. Şubat ayında da okuduğum tüm kitaplar bu şekilde oldu. Fena değil yine. Öyle deli gibi okuduğum bir ay olmadı ama çok kötü de sayılmaz. Şimdi bazı heyecan verici başka kitaplar da var. Onları da anlatayım. Mesela sanırım 6'sında 7'sinde falan çıkacak Mart ayının ama bana bir okuma kopyasını verdiler. Çünkü bayıldığım bir yazarın son kitabı yayınlanıyor. Malmö İstasyonu, Alex Schulman'ın bu yeni kitabı. Bunu da okumaya başladım ve yani çok güzel başladı ve yani çok burukmuş. Hayatta Kalanlar kitabını okumuşsunuzdur belki de. Timaş'tan çıkmıştı o da. Muazzam bir romandı. Böyle üç kardeşin son derece travmatik çocukluklarıyla paralellik kuran, günümüzden o günlere atlayan, giden gelen bir kurgu üzerinden muazzam bir romandı. Kendisinin bir diğer romanı Malmö İstasyonu'nda Türkçe'de olacak Mart ayının ilk haftasının sonlarına doğru. Belki başka sürprizler de olur kitapla ilgili. Önümüzdeki günlerde bakalım neler olacak. Çok çok heyecanlıyım bu kitapla ilgili.
Aynı zamanda okuduğum bir diğer kitap da, bunu bitiremedim henüz. Toplantısı var pazartesi günü, Hamlet. Toplantısı da Eylül'le, Eylül görmüşsün, kulübüne misafir okuyucu olarak gidip katılacağım ve bu ay bu kitabı okumuşlar. O yüzden ben de Hamlet'ı zaten uzun zamandır okumak istiyordum. Maggie O'Farrell'ın hiçbir kitabını okuyamadığım için bu zamana kadar. Hamlet zaten hani delice övülüyor. Gerçekten de inanılmaz sürükleyici ve çok güzel bir roman. Baran'ın kitabını hala başlayamadım. Yani hızlı hızlı bunları okumam gerektiği için ama sırada bu var. Ve bir başka çok yakın arkadaşım ve çok sevdiğim James Hakan Dedoğlu'nun Olağanüstü Sıradışı ve Mükemmel adlı yeni romanı çıktı. Çok çok heyecanlıyım bu kitapla ilgili. Hakan'a bayılıyorum. Zaten Bant Magazin'in genel yayın yönetmenlerinden biri kendisi. Aynı zamanda harika bir yazardır. Yani hayatımın son 20 yılında okuduğum tüm yazılarından razıyım kendisinin. Aynı zamanda bir kitabı, bir resimli kitabı daha var. Bu arada Bunu Sen İstedin İstanbul, bir önceki romanı, onu da okumanızı tavsiye ederim eğer okumadıysanız. Ama bu da çok acayip bir şeye benziyor gerçekten. Sabırsızlanıyorum bunu okumak için. Bir başka çok sevdiğim isim, daha önce ilk romanı Kıymetli Şeylerin Tanzimini okuyup çok sevdiğim Sezen Ünlü Önen'in bir diğer yeni kitabı çıktı. Üçüncü romanı sanırım kendisinin. Cennetteki İlk Günüm Bir Tık Daha İyi Olabilirdi adını taşıyan bu son romanı iletişimden yayınlandı. Bu konuda da çok heyecanlıyım. Bir an önce okumak istediğim bir başka kitap bu. Werner Herzog'un Dünyanın Alacakaranlığı, benim bayıldığım bir yönetmendir. Pek çoklarının bayıldığı bir yönetmendir Herzog. Nasıl güçlü bir yönetmense o kadar da güçlü bir kalemmiş kendisi aynı zamanda. Ben bir önceki romanını da okumamıştım Türkçe'ye çevrilen ama bu kitapla ilgili ciddi düşünüyorum. Eva Baltazar'ın Permafrost adlı bu romanı. Christie Mowry'nin Dünya ile Hesabı adlı, şu çok güzel kapağı olan. Gerçekten harika bir kapak ya. Yani aşırı merak ettiğim bir başka kitap bu aralar okumak istediğim. İletişim bana herhalde önceki videolarda Nabokov muhabbeti yaptığım için 3 tane Nabokov yollamış. Teşekkür ederim. Lolita bende fil tarihinde vardı ama yani kitaplığımda yok bu aralar. Terra Incognita ve Arlekenlere Bak adlı. Bu üç kitabı. Sire'nin son yayınladığı kitap, 2018'de Booker adayı da olmuştu aynı zamanda. Rachel Kushner'ın Salon Mars adlı kitabı. Bunu da çok merak ediyorum. Bu bayağı sevilen bir roman. Çok ödüle ve övgüye layık görülmüş bir roman. Valla bir iki yıldır da çevirisini bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Sire'nde yayınlamışken hemen aldım. Bir an önce de okumak istiyorum. Everest'ten Alendo Batonlar yayınlanmaya devam ediyor. Kurgu dışı bir metne çıktı şimdi de. Haberler Bir Kullanma Kılavuzu adlı deneme kitabı. Anne Quinn'in 3. kitabı sanırım Everest'ten çıkan bu. Ama kendisinin 4. romanı. Triptikler. Albert Cohen'in Solal adlı bu başyapıtı. Çok sevilen bir roman. 20. yüzyıl edebiyatının çıkardığı en önemli kalemlerden birinin bu önemli romanını hem ciltli şekilde, bu gördüğünüz şekilde ciltli olarak, hem de kağıt kapakla basmışlar, karton kapakla. Bağlar Üzerine adlı Kate Tempest kitabından sıkça muhabbeti geçen Jung'un meşhur Kırmızı kitabını edindim. Çünkü bunun içinde metinle alakalı bazı kısımları bulup okumak istiyorum. Bunu da böyle ciddi bir baskısı kalkmış, kitaptan çıkmış ta ne zaman. Ambalajını bile daha açmadım. Çok çok güzel görünüyor ve yani tam bir arzu nesnesi gibi. Bu aralar biraz Jung'a ihtiyacım olduğunu fark ettim Bağlar Üzerine okurken. Booker Book Club kitabı aç yolken Ben Okri'nin bir başka kitabını da alıp karıştırmak görevim gibi düşündüm. Ve kendisinin Türkçe'de yayınlanmış, yine İmge'den çıkan bir başka romanı, Tehlikeli Aşk'ı buldum. Ve bunu da umarım ki ay sonuna kadar okumayı, tamamlamayı planlıyorum. Ve bir de Kane Ödüllü Afrika Öyküleri adlı bir toplama eser var. Burada hem Coetzee'nin öyküsü, hem Ben Okri'nin öyküsü, hem de Nadine Gordimer'ın öyküleri var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ben Okri ve Coetzee, bir taşla iki kuş gibi düşünüyorum gerçekten bunu. Bakın Ben Okri'nin fotoğrafı çıktı karşıma. Coetzee demişken, Coetzee'nin iki tane bende olmayan kitabını daha buldum. Biri Demir Çağı. Bir diğeri de Paul Auster'la Mektupları. Bu kitabın peşindeydim çok uzun zamandır. Şimdi ve burada. Auster'la Coetzee'nin yazışmalarını içeren, iki bayıldığım edebiyatçının yazışmalarını içeren bu kitabı da aldım. Eren Yüce Sancende'nin çok severek çevirdiğini söylediği bir Kurt Cobain biyografisi metni varmış. Bir Başka Dünyanın Aşkı adıyla. Nokta Yayınlarından çıkmış ta ne zaman. Ben yani Cobain'le ilgili pek çok şeyi çok merakla okudum, izledim şimdiye kadar ama bu kitap gözümden kaçmış. Nedense kapağında da Macaulay Culkin var gibi gelmişti bana, inanılmaz bir biçimde evde tek başına
Macbeth'deki Macaulay Culkin gibi görünen. Bir de Anais Nin'le Henry Miller'ın mektuplarından oluşan Edebi Bir Tutku adlı bu muazzam kitabı edindim. Bu kitabı çok merak ediyorum. Mektup okumaya bayılıyorum. Özellikle yazarlarının rızalı şekilde yayınlanmasında rıza içeren metinlerine ayrıca ilgi duyuyorum. O nedenle bu şekildeydi aldığım bu aralar kitaplarda. Başka bir şeyler de vardı mutlaka ama en azından ortalıkta duranlar bunlardı. Ayrıca Kuvvetli Bir Alkış'ı izledim. Tabii ki Netflix'te bu aralar yeni gösterime giren yeni Berkun Oya işi. Berkun Oya'nın Bir Başkadır'dan sonraki ilk dizisi bu. Yine Netflix'te yayınlandı. 6 bölümden oluşuyor. Kara komedi, işte absürt komedi gibi böyle bir jarn komedisi aslında kendisi. Gayet eğlenceli bir dizi. Yani izlerken çok zevk aldım, çok eğlendim. Karakterlerini önemli ölçüde sevdim. Bakış açısını önemli ölçüde sevdim. Özellikle 2. bölümü ve 5. bölümü epey sevdiğimi söyleyebilirim. 3. bölüm de çok tatlı ve komik tabii ki. Fakat bazı noktalarda biraz böyle yoruldum izlerken diziyi. Bir böyle metafor ve espri bombardımanı gibi hissettiren ve insanı böyle çeşitli noktalarda yorabilen bir seyir tecrübesi. O yüzden belki de 6 bölümü üst üste izlemek doğru bir fikir değildi. Belki de zihnimde böyle çok fazla çöp nesne ve daha böyle kolayca içine girilebilen dizi ve filmlere ayrılmış kontenjana denk geldiğini düşündüm ama aslında hiç öyle değildi. Yani biraz benim için mükemmel bir seyir tecrübesi olmadı. Fakat önemli ölçüde sevdim dediğim gibi. Aslan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu, üç başrolde muazzam. Konuk oyuncuların hepsi de çok tatlıydı. Yani çok zevkli böyle işleri izlemek tabii ki. Çoğunlukla mutlu ayrıldığım tecrübeler oluyor bu işler benim. Bazı noktalarda biraz böyle bir tespit bombardımanının içinde kalmışım gibi hissettim. Böyle kurmacayla bazı fikirlerin tam olarak örtüşmediği ya da böyle tam olarak dramaya dönüştürülmemiş de sanki bir skeç gibi hissettiren bazı anlar da olmadı değil benim için ama dediğim gibi özellikle 2. bölümde Zeynep karakterinin işte kocasıyla telefonda konuştuğu bölüm özellikle favorimdi. Yani ve o telefon konuşmasının gizemi, birbirimize söyleyemediklerimizin, işte birbirimizle kafamızın içinde konuştuğumuz ve kafamızın içinde yaşadığımız şeyleri çeşitli iletişim problemleri yüzünden ya da işte çeşitli davranış sıkıntılarımız, davranış bozukluklarımız nedeniyle partnerlerimizle paylaşamadığımızda, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, iletişim içinde, ilişki içinde olduğumuz insanlarla paylaşamadıklarımızda dünyanın ne kadar daha kaotik bir noktaya varabileceğine dair çok tatlı bir şey söylüyordu bence o espri. Aynı zamanda kocaman bir Oedipus bombardımanı tabii ki ve analiz dünyasıyla biraz iç içe olunca tabii ki dizi bambaşka bir anlam da kazanıyor. Ama yani bunları olabildiğince basit ve çok rahat içine girilebilir bir düzeyde ele alan bir metinle karşılaşmak, bir diziyle karşılaşmak çok zevkli. Berkun Oya'nın kendine has bir sinemasal bakışı ve dili olduğuna da zaten emindim bir süre önceden beri. Burada da yine aynı şekilde kendisine has görsel dil aynı şekilde sürüyor ve son derece de mutluyum buna şahit olduğum için. Ve gerçekten Netflix'te ve diğer dijital platformlarda keşke daha çok bu tipte işler izleyebilsek. Biraz daha farklı, kataloğun dışına çıkan. Biliyorum bu platformlar için böyle işler riskli görülüyor. Ama yani görüyoruz ki bunlar sizin diğer büyük projeleriniz kadar pahalı işler de değil. Kolaylıkla prodüksiyonu karşılanabilir işler gibi de görünüyor açıkçası. Madem öyle neden daha çok bu tipte işlere yer verilmesin bu platformlarda? Ben bu izleyici talebinin genel bir izleyici talebi olduğuna inanıyorum. Başka doğru düzgün bir şey izleyemedim. Çok yoğun bir haftaydı. Evet, biraz daha vlogumsu şeyler falan çekerim belki. Görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda.